Biz hala ya ne oldu yapmayın etmeyin. Bizi al. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizler bakın ekonominin içinde bir güçsünüz. Herhalde sizleri kapısında bekleten bir muhatabınızla bir yere kadar pazarlık yaparsınız. Bir yerden sonra hadi arkadaş güle güle der yolunuza devam edersiniz. Ben bu milletin izzetini ayaklar altına aldırtmam. Şerefini ayaklar altına aldırtmam. Biz her türlü görüşmelerimizi yapıyoruz. Eğer bu görüşmeler karşısında Avrupa Birliği'nin yetkilileri bizlere hakikaten adil, olumlu yaklaşımlarını sürdürürlerse biz bu yola devam ederiz. Ama sürdürmedikleri takdirde biz tabii ki başımızın çaresine bakacağız. Avrupa pazarı bizim için ne kadar önemliyse biz de Avrupa için o kadar belki çok daha fazla önemliyiz. Ya bunu da görmemiz lazım. Fransa'nın ismini vermeyeceğim bir dışişleri bakanı aynen bana şunu söyledi. Boşuna çabalıyorsunuz, sizi almayacaklar dedi. Niye dedim? Ve gerekçelerini de açıkladı. Şimdi biz tabii bir gerçeği biliyoruz. Bazı şeyleri biliyoruz. Fakat buna rağmen biz Avrupa Birliği Bakanlığı yokken Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da kurduk. Ve fasıllarla ilgili elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. İşte en son konseyin aldığı karar. Yani bu kararı alıyorsun da ne olacak? Bu kararın bir kıymet harbiyesi mi? Bu kararı Rusya için de aldın. Şu anda Rusya dünyada konumunu da, gücünü de, her şeyini de gayet iyi bir şekilde koruyor. Şimdi bu mantıkla, bu yaklaşım tarzıyla bir yere varmak mümkün değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Almanya'da, Belçika'da, İsviçre'de, şurada burada her türlü saldırı yapılacak. Dışişleri Bakanı'na kapılar kapatılacak, uçuş izni verilmeyecek. Benim aileden sorumlu bakanım arabanın içerisine mahkum edilecek. Biz hala ya ne olur yapmayın etmeyin. Bizi al. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizler bakın ekonominin içinde bir güçsünüz. Herhalde sizleri kapısında bekleten bir muhatabınızla bir yere kadar pazarlık yaparsınız. Bir yerden sonra hadi arkadaş güle güle der yolunuza devam edersiniz. Ben bu milletin izzetini ayaklar altına aldırtmam. Şerefini ayaklar altına aldırtmam. Gitmediğin yer senin değildir. Bu söze inanan bir insan olarak diyorum ki gidip görüşmediğin, oturup konuşmadığın, karşılıklı ortak noktalar bulmadığın hiçbir ülkenin pazarı senin değildir. İşte bunun için seyahatlerimizi mümkün olduğu kadar iş adamlarımızla birlikte yapıyoruz. Onların bulunmadığı yerlerde de haklarını korumak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu geziler Türkiye'nin geleceğini iş adamlarımızla birlikte inşa etme niyetimizin en somut tezahürleridir. Değerli dostlar, hayatın her alanı gibi ekonomi de çok çok önemlidir. Bu dinamizmin gereklerini yerine getirebilmek için yapısal reformları kesintisiz sürdürmek gerekiyor. Bugünün Türkiye'sinin 1990'lı yılların Türkiye'sinden çok daha iyi, çok daha sağlıklı, çok daha güçlü olduğu bir gerçektir. Bu başarıyı 2002'den itibaren her alanda hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde elde ettiğimizi biliyoruz. Geleceğin Türkiye'sini bugünkünden daha güzel yapmanın yolu da yine reformlardan geçiyor. Standartların sürekli yükseldiği bir dönemde yerinde saymak, gerilemek demektir. Dün sadece temel üretim alanlarında varlık gösteren Türkiye, bugün yüksek teknolojide söz sahibi olmanın mücadelesini veriyor. Dün yurt dışından parasıyla bile alamadığımız savunma sanayi ürünlerimizi, yazılımlarımızı, araç gereçlerimizi bugün kendimiz üretir hale geldik. Mesafe alıyoruz. Dün hayal etmekte dahi zorlanacağımız dev projelere
bugün ardı ardına başlıyor, bitiriyor, hizmete alıyoruz. Şu anda altyapıyla ilgili olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle şöyle kendimizi masaya koyalım. Bizler de artık onların yanına ulaştık. Böyle bir konuma geldik. Bunlar elbette çok güzel gelişmelerdir. Peki yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Daha çok şeyler yapmamız lazım. Bundan sonra bizim dünya çapında bilinen, tanınan, değer üreten markalara ihtiyacımız var. Siyasi irade olarak biz bu konuda iş adamlarımızın arkasında olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Buna rağmen mesela yerli otomobil konusuna arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan ben üzüntü duyuyorum. Burada sektörün içerisinde olan birçok girişimcilerimiz var. Kendi pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyüklüğü ortadayken böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. Ve bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer şu salondan bir babayı çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Böyle. Her iş gibi ekonomik kalkınmanın başı da şüphesiz ki eğitim. Hedeflerimize uygun insan kaynağını yetiştirme konusunda bir dağınıklığın olduğunu düşünüyorum. Artık eğitim devlet tekelinde değil. Bu meseleyi istismar ederek aynı alanda varlık göstermek isteyenlerin önünü kesen çetenin de kökünü kazıdık. Özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda kendi eğitim altyapısını kurmasının önünde hiçbir mani yoktur. Tabii eğitim bir gönül işidir. Bir adanma işidir. Sadece ekonomik bir faaliyet olarak eğitime yaklaşmak yanıltıcı olur. Eğitim konusunda mümkün olan en geniş ve kuşatıcı faaliyetleri ortaya koyacağınıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, ardı ardına gerçekleştirdiğimiz bu Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin ve Amerika seyahatlerinin bize gösterdiği çok önemli bir gerçek var. Bakın, Çin Halk Cumhuriyeti yol ve kuşak forumunu boşuna başlatmıyor. Bunun altında çok ince hesaplar var. Trilyonlarca dolar yatıyor burada. Ve dünyanın en doğusundan en batısına şu anda bir kuşak ve yol forumu.